Ne oldu birden böyle? Anlamadım. Aa. Ne oldu? Vallahi anlamadım. Daha bir saat olmadı. Neyse, beyefendi gelirse cevap vermeyelim bu tür konularda. Gel gel. Gel cevap verme. Bak şey yaptılar. Bir saat olmadan ne oldu böyle? Bak katılamıyor. Aa. Ne oldu Hera? Şengül'ü madileştirdiler değil mi burada? Dur bakayım tekrar deneyeceğim Şengül'ü. Ha. Madileştir. Ay. Bu bizi tehdit etmeye gelmiş. Sana attılar, sana yayınıma. Ben bunu tanıdım şimdi. Çünkü daha önce bana yazmıştı o zamanlar bizi tehdit ettiği zamanlar. Evet yine söylüyorum. Ne oldu? Korktum. Korkum mu var? Evet onun adı öyle. Çünkü adını telaffuz etmek istemiyorum. Ben o kişiden midem bulanıyor. Pislik olduğu için. Kötü konuştuğu için, küfürlü konuştuğu için. Tehdit ediyorsun işte. Tehdit ediyorsun. Konuşsam ne olur? Senden mi korkacağım? Sen kimsin beni tehdit ediyorsun? Sen kimsin? He? Çok savunuyorsun da gidip onun ağzını niye kapatmıyorsun? İnsanlara iftira atıyor, tehdit ediyor, korku veriyor. Belden aşağı ağza alınmayacak küfürler ediyor. Onun arkadaşıysan sen de onun gibisindir. Sen kimsin ki beni tehdit ediyorsun? Sen kimsin? Ben senden konuşunca şey yapıyor, beni katma diyorsun. O zaman onu savunmuyorsan ne diye beni tehdit ediyorsun? Ben kime nasıl hitap edeceğimi biliyorum. Sen kimden konuştuğunun farkına var. Tamam mı? Sen kimden konuştuğuna dikkat et. Sen konuşmalarına dikkat et. Sen beni tehdit edemezsin yayına gelip. Sen bizle muhatap oldun. Gelme. Niye muhatap oluyorsun? Seni mi yönlendiririz şimdi? Sen yükseltsem ne olur? Ne yapacaksın bana? Ne yapacaksın bana? Seni mi yönlendirdi şimdi? Daha önce de yönlendirdi bir kişiyi. Ne oldu? Aradım onu. WhatsApp'tan aradım. Konuştum çocukla. Düzgün konuşunca anladı beni. Ne yaptı sen beni sabah sabah erken daha sabah gün ağarmamış geliyorsun. Tehdit ediyorsun beni sen. Sen kim oluyorsun? Sen git önce onun ağzını düzeltmesi için onu uyar. Beni değil. Ben burada herkes biliyor insanlarla nasıl konuştuğumu, üslubumu biliyorlar, benim karakterimi biliyorlar. Onların da karaktersizliğini biliyor. Sen kim oluyorsun onun adına beni konuşuyorsun? Ben senden WhatsApp'tan ne zaman konuştum? Tamam sensem olsun işte tamam. Seni yönlendiren kişi konuşmadım mı ben seninle? Gecenin bir yarısı. Ne oldu on Seda'yı tehdit ediyordun. Hani Seda'yı öldürüyordun. Öyle diyordun. Asarım keserim diyordun. Şimdi bana mı geldin? Onlarla barıştın da. Tamam Almancı değil. Almanya'dan da giriliyormuş. Ben her yerdeyim diyorsun. Aa yapıyorlar. Bana geliyorlar ya. Ben kimseden korkmam. Allah'tan başka kimseden korkmam. Bir canım var. Ne yapacağınız? Beni canımı mı alacaksın? Gel al. Buradayım gel. Adresimi de vereyim gel. İşin olmazsa o zaman beni uyarma. O pislik için beni uyaramazsın bile. Onu uyarman gerekir. Sana o zaman WhatsApp'tan da anladım. Bak ne diyorlar her zaman? Çocuğu o aradı. Ben seni ne diye aradım gece? Sana ne dedim? Bak onun dedim dediklerine inanıp kimseyi burada ne Seda'ya ne bana. Sen ne dedin? Senden işim yok. Seda benim çocuğuma küfür etti dedin. Çok zoruma gitti özür dileyecek. Özür dileyecek benden demedin mi bana WhatsApp'tan?
özür dilemezse ben ona şunu yapacağım, bunu yapacağım dedim. Ben de dedim boş ver, uğraşma, yapma. O kişi seni bizim üstümüze saldı dedim. Ben senden kötü bir şey küfür etmiyorum ki sana. Sen bana diyorsun ki yırtık rahibe dedin diye yayını kapattırdım diyorsun. Tehdit ediyorsun işte bizi. O kadar gücün varsa git o pislikleri kapattır, ağızlarını kapattır. Niye kapatmıyorsun, onlara alet oluyorsun? Yani bize güç gösterisi yapmayın. Bunu demek istiyorum. Benimle konuşurken o değil, başka biri de olsa ne anlamadım, hiç bu laftan bir şey anlamadım. Kimseyle işin olmazsa edebinden dinlersin. Sana karşı bir küfür hakaret olursa konuşma hakkına yani sahip olursun. Madem senden açıkladın, tamam, konuştuğum kişiysen ben senden o zaman konuştum. O zaman senin niye zoruna gidiyor? Ben ona yırtık rahibe diyorsam senin neden zoruna gidiyor? Kötüysem o kötü benle. Ben ona karşı bir kötülüğüm yok ki. O bana yapıyor kötülük. Ben ona bir şey yapmıyorum ki. O pis pis lafları konuşuyor. Kötü dediğim, bak, sen o Seda'yı tehdit ediyordun. O sana o gece neler dedi, değil mi? Sana ne dedi o kişi için? Sen, onlar şimdi birlik oldular. İkisi birlik oldu şimdi. Birkaç kişiyle daha birlik oldular. O gece sen biliyorsun, sana gece onu bağladığımda sana neler dedi, değil mi? O kişi için. Demedi mi sana? Sen dedi git, madem dedi çocuğu var, sen onu savunurken affedersin kırsın dizini kıçını otursun evinde. Madem dedi çoluğu çocuğu var dedi. Bak şimdi ondan birlik oldular. Sen git bu lafları onlara söyle, bana değil. Biz ağaç kovuğundan çıkmadık ha. Onu söyleyeyim, ağaç kovuğu. Ben zaten kimseye güvenmem. Ya da kimseden yardım da istemem. Sadece Allah'tan isterim. Onu söyleyeyim ben. Beni tehdit kimse edemez. Ben tehdit edilecek bir kadın, insan değilim. Kimseye benim kötülüğüm olmaz, kimseye. Onlar bana aylardır, geçen seneden beri bana küfür hakaret yapıyorlar. Geçen seneden beri, bir kere iki kere değil. Seni yönlendirmesin. Şimdiye kadar yayına girmedin de şimdi niye girdin o zaman? Arasaydın gene beni özelden, bir derdin varsa. Bak ben seni korkuttum mu, aradım. Sen de bir insansın, ben de bir insanım. Ne korkacağım ayol? Niye, ne yaptın Seda'ya, ne yaptın ki gelip beni tehdit ediyorsun? Seda'ya ne yapabildin? Dediklerini yaptın mı Seda'ya? Yok. Gücü yeten geliyor bana, beni tehdit etmeye kalkıyor. Hani gücünü yeteceğini sanıyor. Herhalde şimdi aradı seni, yine bana yönlendirdi. Kusura bakma, ben hiç kimseden menfaatim yok. Menfaat için bu o dediklerini o kişiler yapar işte, ben değil. Evet, hayır, arkadaş olduk derken konuştum çocukla dedim. Çocuk beni güzelce dinledi dedim. Konuştuk, sustuk. O söylemiş. Ondan ben seninle konuştum diye çekememiş, o söylemiş. Ben değil. Ya bırak Allah aşkına, sen de o gece Sibel'in telefonunu alıp, Sibel'in özelden telefonunu alıp küfür etmedin mi? Küfür etmedin mi? Evet, çocukla konuştum dedim. Çocuk beni güzellikle dinledi dedim. Bir insan olarak, bir dost, bir arkadaş olarak beni dinledi dedim. Ondan sonra bir şey demedi dedim. Sadece Seda küfür ettiği için Seda'ya takmış kafayı dedim. O kadar. Ben senden sonra, daha sonra hiç görüşmedim ki zaten. Bir kere o konuşma oldu, o kadar görüştük. İki insan için geldim şimdi deme. Ben yayındayım zaten. İki insan için kimin için geliyorsun? Sen daha önce Sibel'e de, ilk olay öyle başladı. Sibel'in cep telefonunu aldın. Sibel'e önce açtın, ettin küfür. Ondan sonra ben seni aradım, numaran çıktı diye. Ben nereden numaranı bulacaktım? Kimin için gelirsen gel, benim için geldin demiyorum ki zaten.
Ama yayında ben varım. Beni sevmiyorsan ve benim konuşmalarımı beğenmiyorsan dinlemezsin yani. İki insan, kim var burada iki insan? Of, of, hayatımdan bıktım. Görüyorsun. Zaten bıkmışım. Yapıyorlar, yapıyorlar. Olay bize patlıyor. Herhalde bizi yalnız görüp istediklerini bize söyleyip yapabileceklerini sanıyorlar herhalde. Ben öyle anlıyorum. Başka bir şey anlamıyorum arkadaşım. Herkesle konuşabilirsin, arkadaş olabilirsin, dost olamazsın, o ayrı bir şey. Hiç de ben abartmıyorum. Senin yazdıkların belli, açamazsın diyorsun, dava bilmem açamazsın diyorsun, bir şey olmaz diyorsun. O zaman git onlara da söyle diyorum. Onlara da söyle de ki, deyin ki, boşuna uğraşmayın, buradaki olaylardan bir şey çıkmaz deyin. Ben sadece sordum zaten, hemen gidip de açacak değilim zaten. Uğraşmam, ben zaten uğraşmam, ben Allah'a havale ederim. Gereğini Cenab-ı Allah yapar zaten. Mahkemeden de büyük, savcıdan da büyük, cumhurbaşkanından da büyük. Bütün kainatın sahibi ben Allah'a havale ediyorum onları. Kim kötülük yapmak isterse. Bak bak şimdi suçlamaya geçti. Benim fenomen olmak istesem TikTok'a giderim. Burada niye yapayım? Ben yalnız bir insanım. Sadece açıyorum arkadaşlarla sohbet amaçlı. Ben niye fenomen olmak istesem daha güzel giyinirim. Giderim dişlerim. Ya zaten bak fenomen olup da tamam mı? Şengül'ü sevenler çok. Şengül bir yayın açtığı zaman burada fenomen evet gerçekten fenomen. Fenomen ama, vicdanlı merhametli bir fenomen. Kendi yayınını açıyor. Fenomenle ne gerçekten tanınan ve sevilen bir kadın. En azından hayvan sever yani. Bunu da buradan aşkım, ben kendi düşüncemi ifade ettim. Bir amacım yok ki zaten. Ne fenomen olma? Yeri geliyor. Zaten olmuşsun da haberin yok. Yok ayol. Ben ne fenomen olmak istiyorum? Hayır anlamadım. Yani sevenin var, izleyenin tamam, var. Tamam sevenlerim var ama içerik üretirim. Ben öyle şeyleri beceremem ki. Hani bir içerik üretirim. Bir YouTube kanalım olur. Paylaşımlarım olur çok bir şeyler hani yaparım. Ben yayın açıyorum normal arkadaşlarla. Sibel açıyor ona gidiyoruz. Ben açıyorum bana geliyor. Öyle normal sohbet ediyoruz. Fenomenlerin amacı daha başka. Onlar daha içerik. Yani tanınmış, sevilmiş bir insansın. Tamam mı? O anlamda konuştum. Sen olacağımı yani. Sen karar veremezsin zaten. Niyetim benim o değil ama bak olsa bile buna sen karar veremezsin. Emin ol burada senden çok seni zaten tanımazlar. O savunduğun insanlardan çok beni YouTube aç. Niye açayım aşkım? Niçin açayım? Benim öyle bir amacım yok ki. Ben TikTok'a bile gitmiyorum. Ben sohbet amaçlı açıyoruz burada. Başka bir niyetim yok ki. Bana hepsi diyor zaten. Git TikTok'a git en azından hediye atarlar. Burada insanları boşuna kendini niye ezdirmeye, yani ezmeye çalışıyorlar seni, yapma diyorlar. Benim öyle amacım yok ki. Onlar gidip TikTok açıyorlar. Niçin? Onlar da 3-5 para gelir, durumları yok, açmak istiyorlar. Onları da suçlayamam. Mesela bazı kişiler. Hayvan severiz YouTube'den. Benim YouTube'm yok ki, ben onu bilmiyorum ki. Açıldığını, nasıl açıldığını bile bilmiyorum. YouTube'den. Hani nasıl açacağım, yapacağım onu. Ben YouTube'ye bile giremiyorum. Ben giremiyorum ki başka. Bir tek buraya girebiliyorum. YouTube yok ki. Hayvansever insanlar derken benim o derneğim yok. Ben kendi çapımda 10-15 taneye bakıyorum. Allah razı olsun. Buradan da geri geliyor mama atıyorlar. Atıyorlar yani. Buradan da seven kişiler var beni çok. Yurt dışı olsun, yurt içi olsun atıyorlar. Yani oraya... gerçek oradaymış. Bak onu bilmiyorum. O nasıl açılıyor. YouTube kanalı hiç ben bilmiyorum. Yani oraya gidecek kadar çok hani 100-200 tane olur. Tamam o dediğin doğru ama benim o kadar hayır yok ki. 15, 13, 14 tane köpüşüm var benim. Başka yok. YouTube
Ve ben bilmiyorum onu nasıl açılıyor paylaşım, onu hiç yapmadım. TikTok'u yapmıştım, ona da giremiyorum zaten. TikTok'a giremiyorum. Zaten öyle bir amaçla açmadım. Sadece paylaşım yapıyorum. YouTube'den mi der ya? Aşkım amacımız öyle bir amaç değil ki. Zaten bir poşet mama geliyor veya iki poşet geliyor. O kadar yani. Benim öyle çok beslediğim dediğin gibi olsa, diğer açan arkadaşlar gibi, oradaki hani paylaşım yapanlar gibi 500 tane bakan var, 600 bin tamam işte, ben zaten söylüyorum, dernekler açabilir diyorum. Onlar oradan yayın yapabilir. Onlar çünkü çok bakıyor. Kurtarmaya gidiyorlar. Başka şehirlere gidiyorlar. Dağ başlarına gidiyorlar. Çöplüklere gidiyorlar. Çok baktıkları için daha çok hani seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Benim öyle bir amacım yok diyorum. Ben buradan açıyorum sohbet amaçlı. Zamanla insanlar sevdiği için, tanıdığı için sağ olsunlar atıyorlar. Bir poşet, iki poşet. Öyle yani. Ya da harçlık atıyorlar. Yani yiyecek al, işte çocuklara çünkü tavuk alıyorum, makarna alıyorum ben mesela. Çok olsa ben de öyle yaparım. Öyle yaparım, dernek olurum zaten. Ama bizim o kadar yok ki, zaten öyle bir arazimiz yok. Hani arazi olacak, bir araziyi kiralayacağım, bütün kurtaracağım, işte araban olacak, yanında birkaç kişi olacak. Öyle bizim yok ki öyle bir şey, imkanımız yok ki. Bunlara zaten zor bakıyoruz. Zaten bazen insan hasta oluyor, hali olmuyor. Ama gene kalkıp yemek pişiriyorum. Ne yapayım? Amaç olsa öyle zaten her türlü yaparsın. Çare ararsın. YouTube'u ararsın. Keşfete düşürürsün kendini. Bir şeyler yaparsın. Ya bir dakika, ben bir şey söylemek istiyorum Evet. Şengül. YouTube'dan ben şu an bir kanalım var. Sana yemin ederim, ister inan ister inanma, benim aylık gelirim oradan 500-600 TL. Bir rakı param çıkmıyor. Dediğin gibi eğer TikTok'ta olsak Evet. o zaman daha çok kazanırız. Yani amaç olduktan sonra yaparsın diyorum. Ben gerek duymuyorum. Hani dediği gibi dernek olursun, yaralılar olur, tedavi amaçlı, mamalara ihtiyacın olur. Çok bakıyorsun çünkü mecbur yardım almak zorundasın. Zaten buradan sağ olsunlar, sevenler mama atıyorlar. Bazen para harçlık atıyorlar. Makarna alıyorum poşetle yani büyük. Tavuk alıyorum. İşte bir şeyler alıyorum. Onun için gerek duymuyorum ben oraya. Benim fenomenlikle ilgim yok ki. Fenomenleri görüyorsun zaten. Bak hepsi hapse giriyor şimdi çoğu. Ya da onların amaçları başka. Ben onlar gibi yapamam ki. Fenomenler başka bir şeyler yapıyor. Ne diyor? Mesela Hayvansever Derneği senin hakkında cezai merci davası açtı. Yo, bilmiyorum, açtır. Bilmiyorum. Açtır açtır, sen açtır, yardım et de beraber açın. Yardım ettir, beraber aç. Hayvansever derneklerine de çok yardım ediyorum. Sen de bunu biliyor musun? Hayvansever dernekleri çoğu beni tanıyor. Daha geçen gün dedim, geçenlerde 7.500 lira attım. Onu da biliyor musun? Yurt dışında hayvansever vakfı yok. Hayvanseverler hepsi yurt dışında barınak. Ben bir ara dernek aradım da bulamadık. Arkadaşlara lazımdı. Oradaki hayvanseverlerle işbirliği içinde olmak için bazı Aa, paylaşımlar. Zeynep Hanım'a hoş geldin. Gel, alacağım seni hanıma. Hayvansever derneği vakıfları yok orada. Ben araştırdım, arkadaşlar yok dedi. Senin amacın ne? Dur ben onu bir anlayayım. Senin amacın ne? Yani beni şimdi buraya tehdit korkut amaçlı mı yolladılar? Konuşmuşsun ya o Bursalı Yosma'yla. Beni korkutmaya mı geldin?
Bağış dernek, hayvansever derneği yurt dışında yok ki. Hepsi barınaktalar zaten. Yani toplu oradan sadece gidip sahipleniyorsun. Almanya'da sokakta hayvan yok ki dernek olsun. Nerede dernek var ayol? Sen şimdi geldin bana yürümeye mi geliyorsun? Sen kimsin beni korkutmaya çalışıyorsun? Kimsin beni korkutmaya çalışıyorsun? Ne yaptın? Daha dün tehdit ettiğin, çocuğuma küfür etti dediğin kişiyle bak dün yayında konuşmuşum. Sen şimdi beni tehdit etmeye mi geldin buraya? Dernek bana ne yapabilir ya? Almanya'da bağış ya, dernek olmaz. Hayvanseverlerin Amerika'da da olsun, Almanya'da da olsun hayvanseverlerin toplu olduğu bir yer var. Barınak yani. Oradan gidiyorsun, onlar gün veriyor zaten. Şu güne kadar şu köpeğin zamanı var. Bunu sahiplenirsin, evlat edinirsin. Evlat edinilmezse hepsini gaz odalarına gönderiyorlar. Bana öğretme. Vakıf makıf yok. Nerede vakıf var? Çünkü beni korkutmazsın yaparsın yani. Beni korkutmaya çalışma. Sen yapacak olsaydın Seda'ya o kadar laflar dedin. Hani öldürüyordun Seda'yı. Kafasını kesip kopattırıyordun. Ne oldu? Dün yayında konuşmuşsun. Benle de çok güzel konuştun. Hiç yok her sokakta yer altında müzikli kumbaralar var. Nasıl müzik? Allah Allah, önüne gelen beni tehdite geliyor. Beni şey yapıyor, korkutmaya çalışıyor. Beni tehdite geliyor. Yok bulamazsın. Ben her yerdeyim. Almanya'dayım. Almanya'nın numarasından ben de şimdi Amerikan numarası alırım. Satın alıyorlar. Bilmem ne. Yok dernekler seni suç. Ne yapmışım da dernek? Ben derneklere yardım ediyorum zaten. Bir hafta olmadı 7,5 milyar para attım Şimdi derneğe. Dernek bir bana ne saniye bir yapabilir? saniye Şengül abla Hakim bir bana saniye bir şey Şengül abla yapamadı da, bu mahkeme nedir bu yapamadı nedir da. arkadaşlar Dernek bu bana ne şimdi yapacak bilgini ya? atsanıza Siz bana ne yapmaya özelimi atın çalışıyorsunuz bana ya? atın hele bu kimmiş ben bunun bir sicilini bekleyeyim Nereden yaşarsan ya benim de hayatım Avrupa. Allah Allah. Geliyorlar benim pislik ailenin arkadaşı bunlar. Doğulu bir çocuk. Konuştum WhatsApp'tan ben bunlar. Arkadaşlar bu kişinin Şengül abla hiç sen kendi yorum bu kişinin linkini atın bana arkadaşlar. Bu kimdir bakayım ben. Hemen bu gerizekalıyı yollayayım ben arkadaşlara baksınlar bu salak kimmiş. Yırtık rahibe, onun arkadaşı. Yırtık rahibe bunu bir ara bizi Thank you. tehdit ettirdi. WhatsApp'tan aradım. Ben bundan dedim ki onun lafından bize hakaret etme. Sen niye o zaman gidip de Zeyno benim fake'i battım Zeyno diyor. Ama palavra, atma palavra diyor. Şengül abla. Şengül abla. Ya. Arkadaşlar bu kişinin linkini bana attın bakayım. Bu kimmiş bir bakacağım ben. Arkadaşlara yollayayım ben. Arkadaşım sen kimsen hemen arazi ol. Yoksa senin bütün postunu Hayvansever dökeceğim ortaya. dernekleri kim be? Hadi Hayvansever arazi ol hemen. derneklerine ben yardım ediyorum. İlhan, İlhan Hayvanseverler sen buradan da bana mı türedin? şey açarmış. Arkadaşlar bu Ceza Mahkemesi İlhan, şey açarmış. İlhan seni Açsana kim oğlum yolladı? kız bana ne diye açacak Hayvansever Sen de dernekleri? Ne diye yok. açacak? Ben Tabii daha yok. geçen gün attım 7,5 milyar. Anladın mı? Dernek
Ben de tanımadığım insanlar için İpnur. Ben bir onunla dakika, özelden konuştum. Şimdi ben yayında İlhan'ın da şeyi de var bende. Ekibi arayacağım özelden, bakayım. Ne İlhan küfürler, sen tehditler özele gel etti bakalım. biliyor musun Özele sen? gel bir görüşelim seninle. Gel özele gel. Çıkıyorum ben özele gel. Hadi bir görüşelim senin derdin ne? Sen yaşlı kadına yürüme. Gel Hayvan özele gel. severler Eğer bana sen bir ceza ses ver bakayım. merci Sen gel. davası Gel. açabilirmiş. Geliyorsan Hayvan ben çıkıyorum. severler kim Bir dakika. ya? Benim gibi insan kendilerine faydaları yok. Sen Yardımdan yaşlı kadından ne geçiniyorlar. istiyorsun? Bir gel Ben özele. atıyorum Bir onlara para. görüşelim gel. Geliyor mu özele? Ben seni Ne kibar tanımadım da konuşuyorsun. İlhan diye biliyorum. Seninle görüştük biz görüştük. Sen yaşlı kadına niye yürüyorsun? Bunlardan Değil o değil ya. ya. Kardeşim size bak bir şey söyleyeyim mi? Beni tehdit etmeyin. Bak Allah peygamber aşkına ne yapacaksanız şu ezan okunuyor yapın. Yapmıyorsanız Allah'tan bulun ya. Kör şeytandan bulun cezanızı ya. Bak ne diyorum kör şeytandan bulun. Gel sana adresimi vereyim. Gel ne yapacaksan yap. Gel beni mi öldüreceksin? Seda'yı öldüremedin. Beni mi öldüreceksin? Keseceğim başımı atacağım. Gel yap Allah için tehdit etmeyin. Yapacaksanız delikanlı gibi gel yap. Gel yap adresimi veriyorum. Gel. Ayıp ya. Ezanların hürmetine Allah katında bir makbul amelin varsa Allah sizi bildiği gibi yapsın. Senin yönlendirenleri de senin gibileri de beni tehdit eden her kim varsa Allah sizi bir daha ezana kavuşturmasın ama ölmeyin sürünün. Sevdiklerinize kavuşun. Yeter artık benimle uğraştığınız ya. Sabahın körü bile beni tehdit ediyorlar. Bu nedir ya? Delikanlı sen gel ya hadi öldür beni. Kafamı kes. Kes kafamı at hadi. Çok cinayet yapmışsınız ya. Öyle diyordun o zaman. Biz yaparız ki polis bizi bulamaz. Karakoldan bizi ara diyen sendin. Ben değilim. Karakoldan gidin bana karakoldan beni arayın diyordun. Şimdi bir şey demedim diyor. Bana burada açık üstü kapalı tehdit ediyorsun işte. Hayvan severler benim gibi bir insan dernek kurmuş onun bunun yardımlarından geçiniyor. Hayvan sever bana ne yapacak? Tarımdan daha mı büyük hayvan sever? Orman Bakanlığından, hakimden daha mı büyük? Daha yeni çıktım mahkemeye. Ne oldu? Ne oldu? Bıktım sizden be. Allah canımı mı almak istiyorsunuz? Hapse mi? Yani ben suç işlerim hapse girerim. Sorun değil onu görmek istiyorsanız. Ancak kadınları mı tehdit ediyorsun sen Instagram üzerinden? Kötü bir şey konuşmadım diyor. Konuşmadın zaten yazıyorsun. Konuşmak ayrı, yazmak ayrı. Kaç gündür yayına, günlerdir, geçen seneden beri yayına gelmeyen nedense şimdi yayına giriyorsun. Ne oldu sen Seda'ya tehdit ediyordun? Ne ara barıştınız da yayında konuştunuz? Ben Bingöl Müngel tanımam ha. Başka işiniz yok ki sizin zaten. Şey yaparsınız, tehdit edersiniz. Ama siz tehdit edersiniz, ben yaparım. Siz anca lafta edersiniz. Ben söylüyorsam bir şeyi onu yaparım. Allah ezanların hürmetine Cenab-ı Allah, kurban olduğum Cenab-ı Allah'ım bu insanları benden uzak eyle. Layık oldukları cezayı ver Cenab-ı Allah'ım. Sana yalvarıyorum, sana rica ediyorum Allah'ım. Bu pislik yırtık rahibeyi başta o Seda'yı ondan sonra öbür kim varsa yani böyle bana kötüleyen, Gebze'dekine beni korkutmaya çalışan, beni tehdit eden kim varsa ezanların hürmetine Allah'ım sana yalvarıyorum. Bıktım bunlardan ya. Ben insan gibi yayında açamayacağım, konuşamayacağım. Yok fenomen olmak istiyor, yok bilmem ne. Yok hayvan severler seni bilmem ne yapar. Ben de önce Allah'ıma sonra devletime bunları havale ediyorum. Tamam işte bunu doldurdular. O pislik de Bursalı Yosma ile konuştu. Şimdi benim üstüme yolladılar. Niler diyor ki bilmem ne davası açarsın. Bu diyor ki bir şey yapamazsın diyor. Bak bak.
E o zaman onlara da söyle, onlar da bize bir şey yapamaz. Yok benden yüksek konuşma. Bir ara Roy'u da tehdit etmişlerdi. Sayfanı kapattırırız bilmem ne. Şey etmişti, o bir tane başka biri vardı gözlüklü. Geliyordu yayınlara, ismini unuttum onun. O çocuk tehdit ediyordu bir ara. Sonra bu çıktı, bunu üstümüze saldı. Ben de dedim çocukla arkadaş olduk derken yani konuştuk dedim WhatsApp'tan. Düzgün konuştuk. Düzgün konuşunca çocuk bir şey demedi. Sen bilmiyor musun o gün geldi de senin numaranı almadı mı şeyden, sayfandan da küfür etmedi mi bize? Senin işin gücün yok mu? İşin gücün yok mu? Sizin işiniz bu doğulu olarak hep böyle tehdit etmek. Seninle konuştuk çok güzel. Nerelerde takıldığını da söyledin. Nerelerde takıldığını bayağı konuştuk. Benim sokak çetelerinden ayakçılarla işim yok. Ben harbi neyse boş ver şimdi neyse. Bir saat bayağı konuştuk ondan o gece. Ne pislik insanlarmış bunlar gerçekten ya. Cenab-ı Allah bunlara nasıl sabrediyor, dayanıyor ben onu anlamıyorum. Nasıl sabrediyor Allah bu pisliklerin cezasını vermiyor anında, kurban olduğum Allah. Evinde oturuyorsun, evinde bile rahatın huzurun yok ya. Hasbinallah ve ni'mel vekil. Hasbinallah ve ni'mel vekil. Hasbinallah ve ni'mel vekil. Sizin gibi ben ayakçıları tanımam. Sizin ayakçılık yaptığınız kişilerle ben muhatap olurum. Siz ayaklarına gelirsiniz. O kişilerin ayaklarına gelirsiniz. Ben sizin hesabını o zaman sordururum size. Benim ayakçılarla hiç işim olmadı. Avucum kaşınıyor. Oo, neler dedi o gün Seda'ya. Ben yalvardım yapma etme hani rica ettim bulaşma kimseye tehdit etme. Şimdi onlar yayın yapmış işte bana da bugün saldırmaya geldi. Çünkü onlar da doldurdu onu bugün. Dün işte neyse. Allah bildiği gibi yapsın sabahların ay Allah bildiği gibi yapsın sizi Cenab-ı Allah tez saatte inşallah duyayım. Hasbinallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir. Aa, beni korkutacaklarını sanıyorlar. Bana istedikleri küfürü, hakareti, tehdit edecekler. Ben sen kimsin ben senden? Kimsin sen? Sen konuştun ben anladım seninle nasıl bir hayat yaşadığını. Kimsin sen beni korkutacaksın? Sabah olsa da gitsem çekirdek olmaz. Ben de portakala mandalina bir de o işkembeyi alamadım ya. Bari gideyim de alayım. Senin yaptığın işkembe vardı ya. Pratik güzel. Dilime çok şey yani. Sakatat içten alıyorum da daha zor he, bir tek söz. Tertemiz, bembeyaz ya, yıkanmış, iri taneli. 20 dakika pişir güzel. 20 dakika pişir. Ondan sonra sosunu yap. Üstünde zaten yazıyor ne yapılacağı. Sarımsağını ez güzel. Ondan sonra pul biberle bir şey işte dök içine. Mis gibi ye. Çok güzel. Dök tasa ye. Çorba kasesine. Ya bu Zeynep de her geldiğinde Şengül
özellikle. Burada konuşuyor, burada yazıyor kimseye. Şengül ona cevap veriyor, o ona veriyor. Özele gel diyor. Sen nereden biliyorsun? O da doğru ya, anlaşırlar onun için. Haksız mıyım Şengül? Doğru, çık yukarı de. Öbürlerini madem yayınına çıkmış konuşmuş, gel yukarı de. Gel bakayım ne istiyorsun de. Belki burada rahat konuşamıyor onun için. Aa, dümbüklere bak. Videolar herkese açık. Ama yani Zeynep'in huyu yani herhalde bu. Özele gel. Özele gel. Burada konuşsaydın ya. Sabahtan beri konuşuyor, adam konuşuyor, kimse. Bu da diyor ki özele gel diyor. Konuşsaydın ya burada. Demek ki seni tanıdığın birisi herhalde. Tanıyor zaten, benim diyor. Tanımadın mı beni diyor. Tanımasa gelmiyor. O tanımadığını da çağırıyor. Gerçi özele. Sanki çok önemli kişiyse, kişi de arkadaş olduk biz demişim de zoruna gitmiş. Sen, ben senden konuşsam mı? Sen kimsin zaten? Ben senin o gün konuştuğumu anladım, senin nerelerde takıldığını, nasıl bir oldu. Zaten bir laf var. Memleketini söyle, kim olduğunu, arkadaşını söyle, kim olduğunu söyleyin diye bir laf var. Ben seni anladım. Nerelerde takılıyorsun, ne yapıyorsun? Sen konuştun benimle. Bir saat, iki saat o gün konuştuk. Sonra ben seni rahatsız etmedim. Sen de beni aramadın, ben de seni aramadım. Ne oldu? Sen benden arkadaş olduğuna sevin. Ben senden arkadaş olsam ne olur? Senin yaşantın belli, benimki de belli. Ya o köründen bak, sen tanıdın onun kim olduğunu, çözdün. Abi. Zeynep malı var ya. Ha, onu başka bir isim yazdı. Zeynep ona kandı, özele gel dedi. Özelden konuşacak dedi. Bak, Zeynep'in kezbanlığı nereden ortaya çıkıyor? Ben hemen anladım tabii onun olduğunu. Çünkü isimden hemen hatırladım. İsminden hatırladım ben onu. İki ismiyle geliyordu. Başka isimle de, bundan da bana mesaj mı atmıştı? Bir şey beğenimi yapmıştı. Bir şey atmıştı bana. Hemen hafızam bak çalıştı. Hemen hatırladım. Sonra kendi zaten dedim. Seninle WhatsApp'tan konuştuk deyince hemen o bizi tehdit eden kişi olduğunu anladım hemen. Ben senin gibileri çok gördüm. Benim mayakçılarla işim olmaz. Oho. Vay Zeynep vay. Beni tehdit ediyorsun. Devlet bir şey yapamazmış. Almanya'da olduğunuza mı güveniyorsunuz? İltica ettiğinize, bilmem neyinize güveniyorsunuz? Neyinize güveniyorsunuz? Neyinize güveniyorsunuz? Allah tepe taklak yapar size. Haberiniz olsun. Zaten yapmış da. Öyle boş boş tehdit edip de hiçbir şey yapamayıp da küfür etti sana istediği gibi, aa neler canlı video başlattı diyor. Sabah şimdi işe gidiyor. Gidelim. Gidelim mi? Dur bakayım ne amaçlı? Aman o şimdi yapar, yürüyüş yapıyor yolda. İşe gidiyorum diyor. Bu saatte karanlıkta Nilercim. Bir şey yapmıyor ki, ondan sonra kapatıyor. Buraya gelebilir. Konuşacak olsaydı buraya gelirdi. Yani doğru. Buraya gelip yapabilirdi. Öyle açıyor bazen kısa bir şey. Paylaşıyor sonra. O gün çok güzel konuştuk onunla. Bayağı konuştuk. Bayağı konuştuk. Yani güzel konuştuk. Ben onun için dedim yani arkadaş olduk. Kötü bir anlaşma demedim yani. Hani çocuk dinledi beni dedim.
Konuştuk dedim yani iyi niyetle. Anladı dedim. Güzel tatlıya bağlandı. Öyle onu kastettim yani. Dinlesen beni ne olur, dinlemesen ne olur? Şimdiye kadar gelmiyordun da şimdi ne diye geldin bizim yayınımıza? Öyle ben o şeycileri çok gördüm. Amca gelirler, el pençe divan dururlar. Tamam. Masaya çay götürürler. Bir şey götürürler. O ayak işlerini yapanlar. Ben çok gördüm öyle yalandan koftiden atanları. Arkasına sığınıp. Ne oldu? Sen de yeni geliyorsun ve ismin belli değil. Tanımıyoruz. Ne oldu? Olay ne diyorsun? Şimdi sana anlatacağım olayı. Boş insanlar işte boş. Yalandan kendilerini bir sınıfa koyuyorlar. Yalandan tehdit ediyorlar. Bilmem ne ediyorlar. İşte yurt dışındayız diye bize bir şey olmaz hesabına. İstedikleri gibi konuşacaklarını sanıyorlar. İşte kimlerin adamları, kimlerin tanıdığı, işte o pislik kişinin tanıdığı. Her sene bir hortluyorlar. Her sene bir hortluyorlar. Ne yaptın şimdiye kadar? Ne yaptın? Aslında senin konuştuklarını ben kaydetsem seni devlet anında bulur seni. Ben kimseyi tehdit etmiyorum. Cinayet işledim diye seni de bilmem ne yoluna gidersin. Kimse bir şey yapamaz bana demiyorum. Siz dediniz. Ne oldu da şimdi samimi oldunuz? Niye? Çünkü çıkarları bir oldular. İstediğiniz kadar adam gönderin. Tehdit ettirin. Hiçbir şey yapamazsınız. Allah var. Sen cesaretin varsa gel Türkiye'ye. Ben seni bir yere davet edeyim. Bakayım sesin çıkıyor mu çıkmıyor mu? Bakalım sesin çıkacak mı orada? Bu tehditlerini edebilecek misin orada? Sen gel. Gelebiliyorsan sen gel. Ben seni bir yere davet edeceğim. Ben de geleceğim. Orada buluşalım. Bakalım sesin çıkacak mı? Bu lafları bana diyebilecek misin? Burada kimse ağa değil, paşa değil, kim evine ekmek götürürse oduna He. Yalnız görüyorlar kadınları tehdit ediyorlar bizi. Öldürürüm, asarım, keserim. Cesedinizi kimse bulmaz. Ben daha önce yaptım. Git karakola, istersen karakoldan beni ara. Bilmem ne tehditler. Yok sayfanı kapatırım. Bir kapat ne olacak? Allah belanı verir zaten. Pislik hayat yaşıyorsanız hayatınızı bize bulaştıramazsınız. Avucum kaşınıyor ya. Allah iyi etsin. Aa, pitik gelecek o zaman. Öyle oluyor. Genelde sağ kaşınınca geliyor. Sen kimsin ki ben seninle nasıl konuşacağımı bana yazıyorsun. Bana yazıyorsan cevap veriyorum. İstediğim şekilde. Sen küfür ederken bize ediyordun. Tehditleri asarım keserim. Kafanı gövdenden ayırırım demeyi biliyordun. Hani ne yaptın? Bak bugün dün gitmişsin ondan yayın yapmışsın. Ha, niye yapmadın? Çocuklarına küfür etmişti. Niye yapmadın? He? Şimdi geldin beni mi tehdit edeceksin? Dümbük ben hayvan sever sayfası hayvan sever kim? Ha, hayvan sever bana ne yapabilir? Ben onlara yardım ediyorum. Ne yapabilir hayvan sever kim ki yani? Almış ben gibi 10 tane 100 tane hayvana bakıyor. Yardımla geçiniyor. Hayvan sever bana ne yapabilir? Yasal olmayan ne yapıyorum da beni hayvan severler şikayet edecek? Beni tehdit ediyor. Üyeyim. İşte benim hayvan yurt dışında hayvan derneği şeyleri yok ki. Çünkü hayvanlar hepsi barınakta zaten. Ne vakfı olacak hayvanseverler vakfı?
Sokakta gezdirdiklerin için parklarda var, bir şeyler var. Onları da biliyorum. Onları Günnur da anlatmıştı. Hani poşetler var. Benim Amerika'da arkadaşım var, o anlattı. Gezdiriyorsun, özel parklar var. Orada vergi veriyorsun. O poşetler, oradan poşet alıyorsun. Hani tuvaletini yapınca alıyorsun. Yani güzel ortamlar var ama sahiplenilmeyen hayvanları öldürüyorlar orada. Vakıf varmış da bilmem ne varmış. Sanki ben bilmiyorum. İyi bir Almanya'ya gitmişsiniz, artık ne yaptınız daha, kaçtınız, iltica ettiniz. Ah. Çok gördüm, doyurdum ben İstanbullarda. Yiyecek bir şey bulamıyorum. Böyle insanların üzün, psikolojisini bozduğun, boş yere dava açın, toplu bir şekilde. Duruyor. Ben biliyorum. Bak söylediler. Dün o yayındaymış. O Bursalı Yosma'yla berabermiş. Daha önce onu tehdit ediyordu o gece. Ondan sonra şimdi onlar doldurdu, konuştu. Şimdi direktman yazamıyor ki anlamayayım diye. Arada güzel yazıyor. Düzgün arada laf sokuyor işte. Gözdağı vermek istiyor bana yani. Ay çok korktum bak. İlhan çok korktum. Uyuyamam ha şimdi. İlhan senin gibi benim tanıdığım insanların ayakçılarıydı. Senin sesin çıkmaz, sesin konuşamazsın, abi yapma dersin. Senin gibileri çok gördüm. Oho. Ben korkak bir kadın olsam yıllarca yalnız yaşamam. Yalnızlık Allah'a mahsus dediğin gibi az önce ezan okunduğunda kim bize ne diyorsa kurban oldum Allah. Hem önce Allah kurban oldum Allah tarafından Evet. şeyden ne derler hani Türkiye Cumhuriyeti kanunlarından cezalarını çeksinler. Fazlasıyla iade olsun onlara. İnsanın psikolojisini bozup da bir evrak üzerinden yok fotomontaj yapıp da işte yani ne gereği var ya ne gereği var ne gereği var. Madem o zaman yayında beni izledin, arkadaş olduk dediğimi duydun, niye o zaman tepkini göstermedin de şimdi diyorsun? Yalan mı? Bir sene sonra geliyorsun da söylüyorsun. Şimdi söyleyeydin. O gün dinle, beni duyduğunda söyleyeydin. Ya bırak bunlar boş ya. Kofti. Koftiden konuşuyor işte ama ben çok gördüm böyleleri. Yalnızlık ağır götürür, koy beni yazık bana. Eller böyledir hep ayırır, karışır. Sen anca git o dümbük pislik yırtık rahibeleri korkut. Onun tanıdığı insanlar hep pislik kişileri tanıyor. Hep kötü yani, böyle insanları tehdit eden hep sokak çetelerini tanıyor. O tanıyor ama o daha dünyada yokken ben sizin ne olduğunuzu biliyorum. Onun için beni korkutamaz. Efendim, şunu söylemek istiyorum. Şimdi boş yere fotomontaj yapıp da gerekli yerlere şikayetlerde bulunuyorsunuz. Tamam mı? Sence bu Şengül değil, Sibel Baysal değil, köpeklerimizin de psikolojisini bozduğunuzun farkında mısınız? Onlar bizden ne kadar istediler? Biz üzüldükçe onlar da üzülüyorlar. Elinizde ne geçiyor? Ne geçiyor? Soruyorum.
zaten yapacak insan insanı tehdit etmez. Bak tehdit ediliyorsa anla ki boş insandır. Yapacak insan zaten bir şeyi yapar. Seni tehdit etmez. O senin sinirlerini bozup sana korku vermek. O öbür yayında gülmek için işte bak nasıl korkuttuk bilmem ne. Bunun için yapıyorlar. Şimdi birlik oldular. İşte bunun içini gene üstüme saldılar. Ay çok korktum. İlhan bak çok korkuyorum. Ne yapacağım? Nereye sığınsam? Pislikler. Allah'tan bulacaksınız da Allah'ın acelesi yok. Bunlar saldı bunu üstüme. Ben biliyorum. Çünkü bir senedir yayına gelmeyen kişi yayına geliyor. Direkt yazmaya başlıyor. Bir şey yapamazsınız. Yapamazsak sana ne? Sana ne? Tabii yasaları iyi biliyorsunuz. Çünkü devamlı suç işlediğiniz için yasaları iyi biliyorsunuz. Devamlı suç işleyen kişiler yasaları bilir. Hani bunu yaparsam... Ben de burayı şöyle düzelteyim. Adaleti oyalayıp, fotomontaj yapıp da adaleti kandırıp, tamam mı? Bundan dolayı herhalde bunlar haz alıyorlar kime geliyor. Ama bilmiyorlar. Hatice'nin neticesi de var. İşte bir gün bulacaklar. Allah'ın acelesi yok dediğim gibi. Bir gün layığını bulacaklar. Ben Fulya Hanım'ın bir tane piz içtiğini görmedim. Ama konu çocuk gene, kadın gene geldi burada o konuşma diksiyonuyla. Yalan mı? Evet. Gerekli açıklamalarını yaptı. Ama kimse kimsenin çocuğunu veya resmiyette üzerine kayıtlı çipli, karneli, pasaportlu olan köpeklerini de aldıramaz. Hiçbir şey. Fulya'nın da çocuğunu aldıramaz. Hiçbir şey yapamazsan gene aldıramaz. Çünkü yasa dışı bir şey yok. Zaten Allah görüyor her şeyi. Allah müdahale eder. Onun için hiçbir şey yapamazdı. Yapsalar bana yapabilirlerdi. Ne yaptılar? Hiçbir şey. Bak evden atmağı bile düşündüler. Ne yaptı? Yapamayız dedi. Hakim öyle dedi. Düşün hakim yani. Devletin hakimi. Biz yapamayız. Ev sahibisi dedi ona karar verir. Ne yapabildi? Atmadım. Köpekleri de atmadım. Kulübeyi de kaldırmadım. Hani ne yaptılar? Ne yapabilir? En fazla ceza yazar. Yazarsa da yazar. Öderim. Ne yapabilir? Onu da Allah isterse yazar. Senin sabah çıkma senedin yokken hiçbir şey yapamazsın. Cenab-ı Allah seni felç eder. İstediğini yapar. Dermanın olmaz. Kendi derdine düşürür seni Allah. Günah başınıza Allah bildiği gibi yapsın. Zaten Allah'a havale ediyorum. Ben mahkemelerle uğraşamam zaten. Bu yaştan sonra. Aleyküm selam Leman. Hayır yapacağım derken düşünüyorsun da acaba sabaha çıkma senedin var mı? Sabaha çıkıp görebilecek miyiz? Hani var mı? Hiçbirimizin garantisi var mı? Yok. Onun için istediğini havla. Havla istediğin kadar af kur köpek gibi. Hiç kimse bir şey yapamaz kimseye. Allah dilerse yapar. Allah sana o fırsatı verirse yaparsın. Belki bana kurduğun tuzak Allah da sana kuruyor o anda tuzak. Ne biliyorsun? Sen bana kötülük düşünüyorsan Allah o anda sana zaten. Çünkü görüyor Allah. Ben o anda susuzum. Sizler az bir tuzakta bulunuyorsanız kurban olduğum Allah-u Teala size fazlasıyla iade edecektir. Ben seni burada görmek zorunda mıyım? Yayında ben varım. İki kişi için geldiysen git iki kişi için onları izle. Niye gelip izliyorsun? Yani beni korkutacağını mı sanıyorsun? İzleme beni, gelme ya. Madem arkadaş değiliz, niye geldim yazıyorsun? Sen açtın konuyu. Bir senedir yoksun da bir sene sonra nasıl çıktın? Niye? Bu olaylar çıktı, gene seni aradılar herhalde. Şimdi o pislikle de, öbür pislikle de konuştun. Şimdi bana yürümeye karar verdin. Ama yanlış atı oynuyorsun gene. Gene onların kuklası olmuşum.
Bunları hep öbür kişiler mal verdi. Anladın mı? Bize Ayşengül abla bir de diyorlar seni seviyorlar. Bilmem ne. Bunları hep yapan öbür kişiler. Almanya, Amerika'daki, Almanya'daki, Bursa'daki o pislik ağzına adını ağzıma bile alma şeyi rahatsız oluyorum. O hep bunlar. Hep birlik oldukları için yine bunu aldılar aralarına. Mübarek ayda Allah bildiği gibi yapsın. Cenab-ı Allah ne planlar, tuzaklar kuruyorsanız Allah başınıza çevirirsin inşallah. Pislik adileri. Yalnızlık alım getirir, koy beni yazık bana. Eller böyle dile ayırır, karışır sevdalara. Senin işin yok mu Almanya'da yaşıyorsan? Ne yapıyorsun orada? Gelip buraya bana yazıyorsun. Oh çok güzel. Karnım çok güzel olmuş Sibel. Var mı bağır mı? İşkembe. Karnı bağır. Kendime ya. Kendime. Allah afiyet olsun. İşkembe çocuklara yapıyorum. Yumurtalı mı yaptın karnabaharı? Yok patates yemeği yeme patatesli yeme sulu. Bak ben sana ne dedim? Özele gel. Özele gel. Bak. O benim. Ne yapılıyor acaba ben anlamadım. Ben de bilmedim ki. Yani burada almıyorsunuz beni diye kendini keder eden hanımefendi kalktı. Birisini gördü burada. Özelden konuşalım dedi. Ben de bir anlam veremedim yani buna. Yani burada konuşamayıp özelden konuşamadığın ne var yani konuştuğun anlayamadım ben de. Benim bildiğim 2 dakika konuşulur veya 1 dakika konuşulur. Demek ki gerçekten o kişiymiş. Hayır. Zeynep Hanım'ın tanıdığı kişiymiş herhalde. Daha önceden iletişim kurup muhatap olduğu bir kişiymiş ki bu kadar uzun süre. Ama bir daha bak yemin ederim bana gönderdiği ve Şengül'e gönderdiği. Hatta Fulya'nın hiçbir şeyi yokken kalktı bu yayın açtı bir kişi o da bendim izleyen diğer telefonumdan kalktı dedi ki gönderdiklerim haram olsun o Fulya da kendini ne zannediyor dedi. Evet yalansam Şengül yalandı. Herkesin içinde haddini bildir ki o zaman millet seni bir şey sansın. Herkesin içinde bildir. O burada yazıyor. Sen niye özelden konuşuyorsun? Gel burada bildir haddini. Video bitiyor, açıyorum. Sen mi açacaksın, ben mi? Açarım fark etmez. Dur ben Tamam. açayım.